Hoş geldiniz Mehmet Bey. İyi akşamlar efendim. Gaziantep'ten bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizi çok fazla tutmayacağız çünkü biliyorum hani mitingden çıktınız ve çok da fazla zamanınız yok ama bize kısa da olsa bir zaman ayırdınız ve oradaki havayı anlatacağınız için tekrar teşekkür ediyoruz size. Konuklarımla birlikte dinleyeceğiz tabii ve daha sonra da değerlendirmeleri yapacağız. Nasıldı? Ali Babacan'ın verdiği mesajlar içerisinde en çok tabii Erdoğan'a yönelik yolladığı mesajlar önemli. Engellemelere rağmen Gaziantep burada ey Beştepe diye bir mesaj verdi. Deva'nın ilk mitingine engel olmaya çalıştı. Antepli zahmet çeksin, mitinge gelmesin istedi. Gaziantep bu oyuna gelmedi. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Mitingimizi ulaşımı en zor yere göndermeye çalıştınız ama Gaziantep burada. Ey Beştepe görüyor musun, duyuyor musun? Biz dimdik ayaktayız. Tam olarak bir bölümü söylediği bir cümle bu şekilde. Bu aslında tamamen Erdoğan'a ve muhalefet partilerine yönelik, engellemelere yönelik bir mesaj olarak algıladım ben. Ne diyorsunuz? Efendim ben şöyle ifade edeyim. Twitter hesabımdan saat 17.20, 17.30 ve 17.45'te canlı yayınlar açtım. Sebebi şuydu, 17'de başlayacağı ilan edilen mitinge 17.45'te insanlar hala alana girmeye çalışıyorlardı. Çünkü gerçekten öyle bir yer verildi ki biz harita mühendisi yardımıyla bu yeri tespit edebildik. Ve Gaziantep'lerin bugüne kadar herhangi bir siyasi amaçla gitmedikleri, bilmedikleri bir yer. Ama buna rağmen çok şükür 11 bin metrekarelik alan tıklım tıklım doldu. Ben yine alanın en son noktasından canlı yayınlarla oradaki heyecanı, görüntüyü gün içerisinde kendi hesabımdan aktarmaya çalıştım. Maalesef kendilerinin de başına gelen, yani iktidar gücüyle terbiye edilmeye çalışılan muhalefetin aslında bu baskılardan güçlenerek çıktığına dair bir basit siyasi öngörüyü dahi kaybetmiş durumdalar. Bugün Gaziantep'te biz Gaziantep'li vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize bütün bu zorluklara, engellelere rağmen bir de şöyle bir sorun oldu. Miting alanı öyle bir yerdeydi ki bir saat kala trafik tıkandı. Yani siz bizim alanımıza gelen arkadaşlar ortalama 1000 metre ile 2500 metre yürüyerek gelmek zorunda kaldılar. Bütün bu zorluklar altında gerçekleştirmeye çalıştık. Normalde bilirsiniz siyasi partiler miting yaptıklarında şehrin merkezi bir yerinde gündelik kalabalığın olan bir seviyede olduğu yerleri tercih ederler. Doğrusu biz de buna benzer 4 yer talep etmiştik. Hı hı. Ama 3 yer talebimiz reddedildi. 4. yeri verdiler. Sonra ondan da vazgeçtiler. Ama bugünkü mitingin genel görüntüleri ve fotoğrafları bu engellemelerin bir anlamının olmadığını gösterdi. Bir de çok basit şeylere tevessül ettiler. Mesela canlı yayın linkimiz bir araçtan gönderilen yayınlarla 2 kere engellenmeye çalışıldı. Mesela miting başlamadan bize drone uçurma izni vermedikleri halde emniyetin drone'unu uçurarak boş meydan fotoğrafını İletişim Başkanlığı'nın troll ordusu üzerinden dolaşıma koyarak mitingin ilgi görmediğini iddia etmeye çalıştılar. Bütün bunlar sadece böyle bir iktidarı küçültür ve muhalefetin direncini, inancını, heyecanını yükseltir diye düşünüyorum. Evet, şimdi Babacan'ın verdiği mesajlar içinde Deva'nın işi bitti lafını özellikle vurguladı Babacan Erdoğan'ın bu sözünü. Bütün köşe yazarlarını ortaya saldılar. Seçim yasasının değişmesinden sonra dedi seçim masa başında kazanılmaz, meydanda kazanılır dedik. İşte meydan diye de o gelen insanları gösterdi. Sonuçta herhalde Diyarbakır mitingi daha önceki biz izlemiştik, yakından yine izleyicilerimizle paylaşmıştık. Bu mitingde herhalde Deva'nın giderek yükselmekte olan bir parti olduğunu göstermesi açısından önemliydi galiba. Zeynel Bey, o cümlenin arka planı şu, bazı izleyicilerimiz için ifade etmek isterim. Seçim yasası teklifi Fethi Yıldız ve Hayati Yazıcı tarafından mecliste okunurken bütün havuz medyası ekranlarında önden gönderilen bilgi notuyla konuşan yorumcular şöyle dediler. Bu seçim yasası artık yeni kurulan partilerin bütün iddialarını bitiriyor. Bunlar muhtemelen giderler, bilindik partilerden birinin listesinden seçime girerler ve siyasi iddiaları biter dediler. Tabii ki yeni kurulan bir parti teşkilatlarıyla 150 bini aşkın üyesiyle bu ay 160 bini yakaladık ve genel merkez kadrolarıyla iddiasını korumak ister. Ve
AK Parti seçmeninin bana göre büyük bir çözülme var ama anketler bunu hala istenilen seviyede ölçemiyorlar. Ben bunun bir ölçümleme problemi olduğunu düşünüyorum. Ama kendi seçmenlerine de hep şunu gösterdiler. Bu yeni partilerin iddiası yok. Bunlar işte mevcut siyasi partiler üzerinden birkaç milletvekilliği karşılığında siyasi hayata tutunmaya çalışan partilerdir demek istediler. Bu anlamda bizim kendi logomuzu koruyarak ama bütün ittifak seçeneklerine açık bir şekilde seçime girme iddiamızı ortaya koymak ve ardından Ramazan'da, Diyarbakır'da, Esenyurt'ta, İstanbul ilde, Adana, Seyhan'da, Sakarya'da 2500, 3000, 3500, 5000, 8500, 9000 kişilik halka açık iftarlar düzenledik. Hiçbir protokolün olmadığı ve bütün ilçeye genel ilanların yapıldığı. Bugün de bu mitingle birlikte sahadaki varlığımızı göstermiş oluyoruz. Bugüne kadar oransal olarak en çok yeni üye kaydeden partiydik. Ama son 35 günlük dilimde rakamsal olarak da 12 bine yakın üyeyle en çok üye kaydeden parti olma ünvanını elde ettik. Bu trendin de büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. Evet, bu tabii Ali Babacan'ın bir ekonomi uzmanı olması nedeniyle de daha çok vatandaşın beklentisi buraya yönelik çözüm mesajlarıydı belki. Yine Erdoğan'a gönderme yaptı. Söylediği sözlerden biri şu: Sayın Erdoğan artık sokağı görmüyor, kendini Beştepe'ye hapsetti. Gördüğü tek fatura, tek komşusu yok, vatandaşın anası ağlıyor, haberi yok. Adana'dasın, atla gel. Antep'e sokaklarda bir tur atalım diye kendisine bir davet verdi. Böylelikle Antep'i de göstermek böylelikle istedi. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Adana'daydı. Zeynel Bey, ben buradayken Esnaf Odaları Birliği'ni ve bazı sanayicileri ziyaret ettim. Bu kesimlerin en büyük sorunu artık seslerinin duyulmuyor olması. Eskiden birlikler gerek TOB olsun gerek TESK olsun iktidarlara yön verirdiler. Yeri geldiğinde teknik anlamda muhalefet ederdiler. Siyasal muhalefet bana göre meslek örgütlerinin işi değildir. Onu partiler yapmalı. Ama her meslek örgütü kendi mensuplarının çıkarları ve keza Türkiye'nin genel gidişatı hakkında tutumunu ortaya koyabilmelidir. Bizim sesimizi duyuracak birisi yok. Örneğin ihracatçılara %40 dövizin TL'ye dönüştürülme şartı Gaziantep'li ihracatçıları felç etmiş durumda. Esnaflar açıklanan destek paketlerinden faydalanamıyorlar ve Gaziantep'ler 700 bin civarında Suriyeli'yi zorunlu olarak misafir etmekle mülteci hareketlerinden ciddi bir şekilde muzdaripler. Ama sokaklarda bunları dinleyecek bir iktidar partisi de yok. Sayın Genel Başkan'ın Sayın Erdoğan'a ısrarla ifade ettiği birkaç cümleden biri bu. Artık ne kadar elektrik faturası ödediğini takip edebileceği bir komşusu yok. Beştepe'de hapsoldu. Herhangi bir mitingde kitleyle teması engelleniyor ve herhangi bir buluşmasında kimlerin katılacağı değil, kimlerin ne konuşup ne soracağı dahi önceden planlanıyor. Burada da bir Truman Show'un farklı bir versiyonunu izlemiş oluyoruz ve Sayın Erdoğan hiçbir zaman bu gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Ben duymadığını düşünmüyorum. Mutlaka karşısına bir şekilde çıkıyordur ama kendisi bundan kaçınmaya özellikle gayret sarf ediyor. Şimdi adaylık meselesi de aslında Ali Babacan'ın biraz sıkça vurguladığı bir konu haline dönüştü. Ve şu cümlesi tabii çok akla başka şeyler de getiriyor. Diyor ki bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki Cumhurbaşkanı adayıdır. Yani kendisinin de aday olabileceğini eğer bir anlaşma olmazsa vurgulamış oluyor. Bununla herhalde...